Şimdi gündemdeki tüm gelişmeleri değerlendirmesi için sözü CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'ya bırakacağız. Yanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal var. Dicle, sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün 5 Ocak, yeni yılın ilk haftasının tam ortasındayız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal konuğumuz yeni yıla da çok fazla tartışma başlığıyla girdi. Siyaset, onları konuşacağız. Hoş geldiniz CNN Türkiye. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ve gerçekten de senenin ilk yayını sanıyorum, değil mi? 2021'in benim için de öyle. Benim için de öyle, sizin için de öyle. Evet, hayırlı olsun o zaman. Teşekkür öyle ediyorum. Diyelim. Gerçekten konuşacak çok fazla başlık var. Çok sıcak tartışmalar var. Darbe, başörtüsü, Boğaziçi Üniversitesi, ittifakların geleceği, hepsine ayrı ayrı değinmeye çalışacağım süremiz el verdiği boyunca. İsterseniz en sıcağıyla başlayalım, bu darbe tartışmaları. Sanki 2021 yılında değil de 90'lı yıllardayız gibi başa döndük. Ne dersiniz? Yani hem İlker Başbuğ'un hem gazeteci Can Ataklı ve CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın açıklamaları nezdinde tartışılmaya başlandı yeniden. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi öncelikle bu darbe tartışmaları şunu net bir şekilde gösteriyor ki birilerinin darbenin çözüm olduğuna dair inançları son derece sağlam bir şekilde yerinde duruyor. Özellikle eski bir genelkurmay başkanının yaptığı ve eğer Menderes 27 Mayıs öncesinde işte Eskişehir'de erken seçim çağrısı yapsaydı 27 Mayıs darbesi olmazdı açıklaması son derece vahim bir açıklama. Burada şu soruyu sormak gerekiyor. Aslında can alıcı soru bu. 27 Mayıs darbesi erken seçim çağrısı yapılmadığı için oldu diyor Genelkurmay, eski Genelkurmay Başkanı. Peki 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan, 15 Temmuz neden oldu? İşte bu kritik sorunun cevabı üzerinde durur ve bu ülkede 27 Mayıs'ı, 12 Mart'ı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı, 27 Nisan'ı, 15 Temmuz'u oluşturan işte 12 Eylül öncesinde ne demişti Kenan Evren 12 Eylül darbesinden sonra? Şartlar olgunlaşsın diye bekledik. Yani demokrasiye müdahalenin bir çözüm olduğunu düşünen, darbenin bir çözüm olduğunu düşünen, millet iradesinin, sandığın, seçilmiş olmanın yeterli olmadığını, devleti yönetecek iradenin millet iradesi olması gerektiğini kabul etmemiş ve konuşmamın başında söylediğim gibi darbenin çözüm olduğuna dair inançları sağlam olanlar bu tartışmaları ısrarla gündemde tutuyorlar. Yani Can Ataklı'nın konuşmasına da baktığınızda, İlker Başbuğ'un konuşmasına da baktığınızda, Fikri Sağlar'ın konuşmasına da baktığınızda, geçmişte CHP il başkanının gidecekler seçimle ya da başka şekilde ifadesiyle ya da CHP grup başkan vekilinin bürokratlara sesleniyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir tıkır tıkır işler demesiyle de bütün bunlar bir şeyi gösteriyor ki darbenin çözüm olduğuna dair inançları sapasağlam yerinde duruyor. Peki bu bakış açısına sahip olan, yani darbenin çözüm olduğuna inananlara biz demokrat diyebilir miyiz? Darbenin çözüm olduğuna inananlara biz siyasetçi diyebilir miyiz? Darbenin çözüm olduğuna inananlara biz demokratik siyasetin yanında duruyorlar diyebilir miyiz? Bir süredir dikkat edin, anti siyaseti konuşuyoruz. Anti siyaset nedir? Anti siyaset. Şimdi siyaset kurumu... Araya gireyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Onu da konuşacağız birazdan. Şimdi ayrılıyor Sayın Bahçeli. Cumhurbaşkanını uğurluyor. Ekranlarımızda da görüntü yansıyor. Onu da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın ilk haftasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Saat 14 civarı gitmişti. Yaklaşık bir saat sürdü
iki liderin görüşmeleri ve şu sıralarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin evinden ayrılıyor. Devlet Bahçeli'nin de kapıya kadar Cumhurbaşkanı'nı uğurladığını görüyoruz. Siyasette dediğimiz gibi yeni yıl sıcak gelişmelerle başladı. En önemli randevulardan biriydi. Yılın ilk en önemli randevusuydu. Cumhur İttifakı bileşenleri MHP ve AK Parti'nin genel başkanları arasındaki bu görüşme. Birazdan bunu da detaylandırırız sizinle. Ne konuştular, ne bekliyoruz Cumhur İttifakı açısından önümüzdeki günlerde, ama lütfen siz devam edin kaldığınız Şimdi yerden. Bir süredir dediğim gibi anti siyaseti konuşuyoruz. Anti siyaset nedirden önce siyaset nedir, demokratik siyaset nedir? Şu konuda bütün siyasi partilerin öncelikli olarak mutabık olması gerekiyor. Demokratik siyaset kurumları, kuralları, yasaları, devletin koyduğu kuralları meşru gören bir zeminde siyaset yapılır. Anti siyaset ise devletin kurallarını, kurullarını, organlarını gayrimeşru görmektir. Yani seçilmiş cumhurbaşkanına siz gayrimeşru diyeceksiniz, yapılmış referanduma gayrimeşru diyeceksiniz. Referandumla kabul edilmiş cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine gayrimeşru diyeceksiniz. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve saray rejimi diye bir ayrım yapacaksınız. Ve saray rejimi üzerinden sarayın polisi, sarayın yargısı, sarayın ordusu, sarayın askeri ifadelerini kullanacaksınız. Devletin bütün kurumlarını gayrimeşru ilan edeceksiniz. İşte bu dil üslup demokratik siyasette olmaz. Bunun adı anti siyasettir. Anti siyasetin amacı da demokrasiye müdahale zemini hazırlamaktır. Bu tartışmaları da bilinçli olarak sürekli gündeme getirmeleri, değişik zamanlarda gündeme getirmelerin altyapısının temel sebebi toplumda meşruiyet krizi üzerinden tıpkı 27 Mayıs'ta olduğu gibi, tıpkı 12 Mart'ta olduğu gibi, 12 Eylül'de olduğu gibi, 28 Şubat'ta olduğu gibi, bunları hatırlayalım, bunları unutmayalım. Bir meşruiyet krizi çıkarılır ve bu meşruiyet krizi üzerinden demokrasiye müdahaleye zemin hazırlanır. Bütün bu tartışmaların altında yatan... Sayın Ünal, halen Türkiye'de bir darbe girişimi olasılığı riski görüyor musunuz? Türkiye'de darbe mekaniği bitmiştir. Dün de bunu söyledik. Zaten sorun şu, Türkiye'de darbe mekaniği, bu sözünü ettiğim darbe mekaniği millet iradesine yenik düşmüştür. 15 Temmuz gecesi bu millet çıplak elleriyle darbeyi, darbecileri, darbe mekaniğini yok etmiştir. Ve millet iradesi siyaset kurumu eliyle, referandumla, anayasal olarak siyasal sistemi değiştirmiş ve darbeyi ve darbeciliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi, bundan sonraki tarihi içerisinde artık yok etmiştir. Mesele artık ellerinde bir darbe mekaniği olmadığı için, ellerinde geçmişte olduğu gibi kimi zaman yargı darbesini, kimi zaman ordu darbesini, kimi zaman medya darbesini kullananların elinde şu anda bir darbe mekaniği kalmadığı için ne yapıyorlar? Sokakları hareketlendirmek, üniversiteleri hareketlendirmek, sürekli meşruiyet krizi üzerinden ülkede bir huzursuzluk ortamı yaratmak ve oluşturdukları bu suni gündemler üzerinden de işte Türkiye pandemi sürecini, salgın sürecini dünyada en iyi yöneten ülkelerden bir tanesi. Ama oluşturdukları kara propaganda üzerinden inanılmaz bir itibarsızlaştırma yürütüyorlar. Uluslararası alanda Türkiye'de can güvenliği yok, Türkiye'de mal güvenliği yok, Türkiye'de işte Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'nin tezlerini çürüten ya da Azerbaycan Karabağ meselesinde Türkiye'yi Azerbaycan'a cihadist göndermekle suçlayan bir dil ve söylem üzerinden sürekli bir şekilde bir huzursuzluk oluşturarak provokatif söylemlerini devam ettiriyorlar. Yoksa Türkiye'de bundan sonraki süreçte hiçbir şekilde
bir darbe mekaniğinin hayata geçmesi söz konusu değil. Millet iradesinin sapasağlam yanında, milletin iradesini emanet alan siyasi iktidar güçlü bir şekilde görevinin başında. Haftada en az 2-3 açılış yapıyor Cumhurbaşkanımız. Yani hizmetler kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Burada sorun, dediğim gibi, hala Türkiye'de darbenin çözüm olduğuna inananların bu konudaki düşüncelerinin devam etmesi. Şimdi kim bunlar diye soracağım. Neden soracağım? Hem İyi Parti hem CHP'ye baktığımız zaman bu tartışmayla ilgili gelen açıklamalara, darbenin her türlüsüne karşıyız dedi her iki partinin sözcüleri. Keza Fikri Sağlar'ın başörtüsü konusundaki sözlerine de sahip çıkılmadı. Çıkılmadığı gibi CHP gidebilir ifadesini de kullandı Fikri Sağlar için. Dolayısıyla kim bu çevreler ve muhalefetin bunlara dönük söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Fikri Sağlar'ın açıklaması, Fikri Sağlar'ın bir anda kişisel olarak çıkıp ifade ettiği bir konu değil. Yani Fikri Sağlar'ın açıklamasını destekleyen, ben size yüzlerce CHP içerisinden açıklama getirebilirim. İsimler de sayabilirim. Yani başörtüsüyle ilgili, işte başörtülü birisinin polis olmasıyla ilgili, başörtülü birisinin asker olmasıyla, başörtülü birisinin hakim olmasıyla ilgili CHP içerisinden rahatsızlıklarını ifade eden üst düzey size rahat 10-15 tane siyasetçi, yetkili siyasetçi sayabilirim. Burada bakın, şimdi bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi bu Boğaziçi Üniversitesi ve rektör meselesini gündeme getirdi ve oradan bir tartışma yürütüyor. Mesela şimdi şu resim ODTÜ rektörünün 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında yaptığı konuşma. Şimdi yine 2004 yılında Hürriyet Gazetesi'nin yaptığı haber. Bir şeyi göstermek için söylüyorum. ODTÜ'lü öğretim üyeleri imam hatipler kapatılsın dedi o dönemde 2004'te. Meclise yürüdüler. Mecliste onları kim karşılıyor? O dönem grup başkan vekili olan Haluk Koç onları karşılıyor. Ve orada yapılan açıklamalar imam hatiplerin kapatılmasıyla ilgili ortak yapılan açıklamalar. Şimdi 2004 burada yılı izleyicilerimize hatırlatalım. YÖK kanun teklifi meclisteydi o sıralarda. Orada üniversiteye işte, girişte katsayı. İmam hatiplere uygulanan katsayı zulmü kaldırılsın dendiği için imam hatiplere uygulanan bu katsayı zulmünün kaldırılmaması ve devam etmesi için mücadele. Yani tıpkı başörtüsü zulmü bitsin dendiğinde kimler tepki gösteriyorsa, İmam hatiplere uygulanan katsayı zulmü bitsin dendiğinde kimler tepki gösteriyorsa, 28 Şubat'ta getirilen işte 8 yıllık zorunlu eğitim kaldırılsın dendiğinde kimler tepki gösteriyorsa, aynı çevreler yine tepki gösteriyor. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ne bir rektör atanmış. Peki bu rektörün atanmasıyla ilgili herhangi bir şekilde hukuki bir sorun var mı? Yasal bir sorun var mı? Yok. Ha, şunu tartışabilirsiniz. Dersiniz ki rektörlerin Cumhurbaşkanlığı tarafından atanması konusunu demokratik siyaset zemininde tartışabilirsiniz. Bu başka bir şey. Hukuki meşru zeminde Cumhurbaşkanlığının atadığı bir rektörü gayrimeşru saymak ve kayyum olarak nitelendirmek başka bir şey. Konuşmamın başında söylediğim her türlü uygulamayı, kurumu, kurulu gayrimeşru ilan eden bir akılla karşı karşıyayız. Mesela şimdi hendekleri destekleyen, hendekler özgürleştiriyor diyenleri HDP milletvekili yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'nden isim de verebilirim. O dönemde işte hendek olayları olduğunda PKK sokaklara, caddelere, HDP'li belediyelerin iş makinalarıyla sokakları, caddeleri kazıp el yapımı patlayıcı bombalar yerleştiren ve
onlarca polisimizin şehit olmasının ile sonuçlanan ve illerimizde özerklik ilan edenler vardı ya, illerimizde özerklik ilan ediyorlardı. Bunlarla ilgili Hendekler özgürleştiriyor diyenleri aldı HDP milletvekili yaptı. Peki bunlar milletvekillikleri, akademisyenler bunlar. Bunlar milletvekillikleri bittiğinde akademiye dönme hakları var mı? Bir HDP milletvekili, milletvekilliği bittikten sonra akademiye dönme hakkı var mı? Var. Peki rektör olma hakkı var mı? Var. Peki HDP'li Boğaziçi'nden profesör olup HDP'den milletvekili olmuş, sonra da akademiye dönmüş birisi rektör olsaydı buna itiraz ederler miydi? Etmezlerdi. Peki AK Parti'den milletvekili adayı olmuş, sonra da seçilmemiş birisinin akademiye tekrar dönme hakkı var mı hukuki olarak? Var. Peki bunun rektör olma hakkı var mı hukuki olarak? Var. Peki o zaman burada biz neyi tartışıyoruz? Burada biz şunu tartışıyoruz. Öncelikli olarak Boğaziçi Üniversitesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ismini lekelememek lazım. Yani burada işte orada bir avuç katil polis diye slogan atanları Boğaziçi Üniversitesi olarak görmemek lazım. Şimdi onu soracak. Seri yani katil, devlete seri katil diyen CHP il başkanının onlara desteğe gitmesini yine Boğaziçi Üniversitesi'ne yüklememek lazım. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde çocukları olan aileler İçişleri Bakanımızı arayıp lütfen orada huzurumuz bozulmasın, lütfen burada kamu düzenini, burada huzuru, güvenliği sağlayın diyorlar. Yani bizden şunu mu istiyorlar? Devlete seri katil diyen, devletin polisine katil polis diyen, gözaltına alınanlardan 17 kişiden sadece ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Diğerlerinin yasa dışı MLKB ile, DHKPC ile, Devlis ile ilişkili olan kişiler. Şimdi bunların orada PKK marşları okumasını, DHKPC'nin marşlarını okumasını, bunlar orada katil polis diye devletin polisine hakaret etmesinin suç olmadığı, tıpkı Hendekler özgürleştiriyor demenin suç olmadığı gibi, tıpkı ellerinde şehirlerimizde özerklik ilan etmenin suç kabul edilmediği gibi, tıpkı 6-7-8 Ekim olaylarında insanları sokağa çağırıp 53 kişinin katilinin suçlu olmadığını söyledikleri gibi, biz üniversitelerimizi, biz şehirlerimizi terör örgütlerine, devleti, devletin polisini, devletin kurallarını meşru görmeyenlere mi terk edelim? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Kemal Kılıçdaroğlu'na 2010'da, 2011'de, 2012'de başörtüsü sorulduğunda ne diyor biliyor musunuz? Devletin kuralları var diyor. Devletin kurallarına uymak zorundasınız diyor. Yani başörtü yasağını devletin kuralları üzerinden dün savunanlar bugün neden devleti gayrimeşru ilan ediyorlar? Neden devletin kurallarını gayrimeşru ilan ediyorlar? Hukuki olarak atanmış bir rektörü, kaldı ki bu rektör CV'sine baktığınızda rektörün Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu, yüksek lisansını ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nde yapmış ve son derece yetkin bir kişi. Yani şimdi CHP'li olduğu zaman bir rektör Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup toplantısında cübbesiyle beraber konuşma hakkı var. Ama geçmişte AK Parti'den aday adayı olduğu için rektör atanma hakkı yok. Bu hangi hukukta, hangi yasada, hangi ilkede, hangi yönetmelikte, hangi tüzükte var bu? Üniversitenin içinden gelen itirazlara baktığımızda daha çok rektörlerin üniversite içinde seçimle iş başına gelmesi gerektiği yönünde itirazlar var aslında bakarsanız. Siz de konuşmanızın başında söylediğiniz gibi bu doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atama, bu sistem tartışılabilir dediniz. Gerçekten bunu tartışmaya açar mısınız? Yoksa... Ya hayır, şimdi benim burada söylemek istediğim şey şu. Burada bunların meseleyi gayri meşru ilan etmelerini demokratik siyaset ve hukuk zemininde bu konuyu tartışmadıklarını göstermek için bu örneği veriyorum. Yani
Eğer demokratik siyaset ve hukuk zemininde bu olay tartışılacaksa, siyaset şunu tartışır. Siyaset der ki, muhalefet olmak demek, alternatif getirmek demektir. Muhalefet çıkıp der ki, ben Cumhurbaşkanı tarafından rektör atanmasına karşıyım der. Bu başka bir şeydir. Ama meşru olarak Cumhurbaşkanı'nın hukuki olarak, yasal olarak rektör atama hakkını gayrimeşru görmek başka bir şeydir. Ama bir yasal düzenlemeyi, bir hukuki düzenlemeyi demokratik siyaset zemininde tartışmak başka bir şeydir. Bunu söylemek istiyorum ben. Peki, şimdi az önce de ekranlara getirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Yılın ilk haftası itibariyle. Dolayısıyla merak ediyoruz. Acaba gündemlerinde ne vardı? Cumhur İttifakı açısından 2021 yılı nasıl bir yol haritasıyla ilerleyecek? Şimdi tabii görüşme az önce bittiği için gündemlerinde... Dün MYK vardı ama belki bir ön görüşme yapmışsınızdır Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Gündemlerinde ne olduğu konusunda açıkçası bir şey söyleyemem ama bu bir nezaket ziyaretiydi. Çünkü geçtiğimiz günlerde Sayın Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanımızla beraber Resim Heykel Müzesi'nin açılışına katıldı. Yine aynı şekilde Kültür Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin veriliş törenine katıldı. Anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanımız da bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bir tabii Türkiye'nin suni gündemi var. Bu huzursuzluk çıkaranların gündemi var. Hala darbenin bir çözüm olduğuna dair inançlarını sağlam bir şekilde muhafaza edenlerin oluşturduğu bir huzursuzluk var. Bir huzursuzluk korosu var. Toplu halde her şeyi gayrimeşru ilan eden, polisi gayrimeşru ilan eden, hukuku gayrimeşru ilan eden. Şimdi anayasamıza göre Cumhurbaşkanına hakaret suç değil mi? Yani Cumhurbaşkanımıza bir hakaret olduğunda anayasaya göre, bu yeni bir düzenleme değil, eskiden beri gelen bir düzenleme. Yani kamu davası ve dolayısıyla savcı bu konuda harekete geçer. Şimdi Cumhurbaşkanımızla ilgili bir hakaret davası olduğunda hemen diktatör, işte yasakçı, işte eleştiriye kapalı, ya hakaret var ortada. Açıklamaları yapanlar sosyal medyada kendilerine dönük eleştirilerle ilgili yüzlerce dava açıyorlar. Ve bu davalara kim bakıyor? Bu davalara sarayın hakimi dedikleri, sarayın savcısı dedikleri ve üzerinde mobbing uyguladıkları hakim ve savcılar bakıyor ve tarafsız bir şekilde yüzlerce dava bunlar şey yapıyorlar, kazanıyorlar. Şimdi bir tarafta bu huzursuzluk çıkaranlar var, huzursuzluk korosu var bir tarafta. Bu arada bunlar çok rahat bir şekilde kendilerinin siyasi görüşüne mensup olmayan sanatçıya yandaş diyorlar. Öğretmene iradesini satmış diyorlar. Gazeteciye yalaka diyorlar. Bunların hepsini sınıflandırıyorlar ve her türlü hakareti ediyorlar. Bu huzursuzluk korosu görevine devam ediyor. İşte geçen günde Kemal Kılıçdaroğlu ahlaksızlar dedi. Yani şimdi siz kendi içinizdeki bütün tacize, tecavüze, şiddete sessiz kalacaksınız. Ama sonra kalkıp buna neden sessiz kalıyorsunuz diyenlere, şiddete, tacize, tecavüze neden sessiz kalıyorsunuz diyenlere ahlaksızlar diyeceksiniz. Yani bu huzursuzluk korosu burada çalışmalarına devam ediyor. Ama bir de Türkiye'nin gerçek gündemi var. Türkiye'nin gerçek gündemi nedir? Bakın şu anda küresel salgın bütün dünyayı çok derinden etkiliyor. Ve dünyada yaklaşık %32 oranında ekonomiler daralıyor. Ve Türkiye önümüzdeki sürece güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Ve Türkiye bu küresel salgında pozitif bir şekilde ayrışıyor. Dayanışmasıyla, dinamizmiyle, gücüyle, icraatlarıyla ayrışıyor. 2021 ve 2022'de Türkiye çok daha güçlü bir şekilde ayrışacak. Bu huzursuzluk korosuna rağmen Türkiye
emin adımlarla 2023 hedeflerine yürüyecek. Son bir dakikamız kaldı. Merak ettiğim için bu soruyu sorup öyle bitirelim istiyorum. Bugün Demokrat Parti Gültekin Uysal Genel Başkanı Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti. Bu da Millet İttifakı içerisinde bir ayrışmaya mı gidilecek yorumlarını beraberinde getirdi. Acaba AK Parti açısından Demokrat Parti'nin bu ziyareti nasıl okunuyor? Valla bu ziyaret her şeyden önce bu ülkeye, bu ülkenin değerlerine, bu ülkenin terörle mücadelesine, çünkü terörle mücadele aynı zamanda demokrasiyi koruma mücadelesidir. İnanan her kişinin Diyarbakır annelerinin verdiği mücadelenin yanında olması gerekir. Geçen gün İyi Partili bir konuşmacı televizyonda Diyarbakır annelerinin politik olduğunu söyleyerek onların verdiği mücadeleye karşı adeta bir bühtanda bulundu. Orada o annelerin evlatlarına kavuşmak için verdikleri bir mücadele var. Ben Demokrat Parti'yi bu konuda tebrik ediyorum. Bu duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin terörle mücadelesinde Türkiye'nin yanında duran her bir siyasetçinin Diyarbakır annelerini de desteklemesi gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı konuğumuzdu. Sıcak başlıklara ilişkin görüşlerini aktardı. Ankara'dan yayınımızı noktalıyoruz. İyi günler, sağlıklı günler diliyoruz.